Türkiye'de elbette rakamlarla ekonomi kötü ama rakamlar gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Bugün enflasyonun %70'ler seviyesinde açıklanıyor olması, başta enflasyona göre zam alacak herkesin cebinden devletin sistematik olarak para çalması demek, o insanları yoksulluğa, açlığa sürüklemesi demek. Bu yüzden TÜİK'in enflasyon rakamlarını nasıl belirlediğini kamuoyuna şeffafça açıklaması gerekirken, artık sepette hangi mal ve ürünlerin olduğunu, hangi hizmetlerin olduğunu gizliyor olmaları da bunun kötü niyetli bir çaba olduğunun açıkça göstergesi. Bizim çağrımız şudur. Birincisi, enflasyon araştırma grubu ENAG gibi bağımsız ve kimsenin emir komutası içinde olmayan kuruluşların rakamları bugün TÜİK'in rakamlarının iki katından fazlasını gösteriyor. Bunun için bir an önce TÜİK şeffaf bir şekilde enflasyon hesabını ne şekilde yaptığını bütün kamuoyuyla paylaşmalı ve gerçek rakamlar üzerinden enflasyon hesaplanmalıdır. İkincisi de bu enflasyonun elbette Temmuz ayında memurlara ve emeklilere uygulanacak ama işçiler için asgari ücretin hemen güncellenmesi gerekiyor. Çünkü Ocak ayından bugüne kadar en az %40, hem de TÜİK'in rakamlarına göre, Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumunun baş harfleridir TÜİK artık, o rakamlara göre en az %40 artmış durumda fiyatlar. %40'lık bir güncelleme yapılmaksızın asgari ücretle sene sonuna kadar devam edilemez. Buradan hem hükümete çağrımızı yapıyoruz hem de işçi sendikalarına çağrımızı yapıyoruz. İşçinin hakkını korumak için görev yapan sendikaların bu enflasyon şartlarında yılda bir kez asgari ücretin belirlenmesini kabul etmemeleri gerekir. Mutlaka Temmuz'da bir ara zam olması lazım. Ayrıca çiftçiler açısından durum çok vahim. Çünkü çiftçinin en temel girdisi mazot. 70 litrelik bir traktör 460 liraya doluyorken geçen sene bugün 2000 liraya doluyor. Yani 4 katından fazla artmış durumda çiftçinin mazot maliyeti. Mazot bu fiyatlarda olduğu zaman üretim yapmak mümkün değil. Verimli üretim yapmak mümkün değil. Bugün çiftçilerde, bütün Türkiye'de iki temel sorun var. Aşırı artmış fiyatları yüzünden gübre alamamak ve aşırı artmış fiyatlar yüzünden tarlasını gerektiği gibi sürememek, işleyememek. İkisi de verimi düşürüyor. Oysa bu çiftçi için bir sorun olduğu kadar hepimizin gıda tedariği açısından da büyük bir sorun. Türkiye'de gıda tedariğinde dışa bağımlı bir döneme girmiş durumdayız. Ve bu fiyatlarla gübresini alamayan, tarlasını yeterince işleyemeyen çiftçinin üretimindeki randımansızlık bizi iyice dışa bağımlı bir hale getirecek. Bir de kimse şunu unutmasın, çiftçiler yaşatmak için yaşamak zorunda olan insanlar. Eğer onlar aç kalırsa hepimiz aç kalırız. Şimdi kur her şeyde hayatı etkiliyor. Tabii ki ambulansları etkiliyor olması da doğrudan Türkiye için sağlık hizmetlerinin sunulması, sağlık hizmetinin acil durumlarda hızlı erişilebilmesi için sağlık hizmetine çok önemli. Bu konuda bakanlığın yaptığı açıklama hükümet açısından itiraf niteliğinde. Türkiye'yi ne hale getirdiklerini kendi bakanlıklarının yaptığı açıklamadan görebilirler. Siyaset bazen halat çekme yarışı gibidir. İki taraf halatı kendisine doğru çekmeye çalışır. İki taraf da direnir. Bu aday açıklamasından önce Cumhurbaşkanı'nın bir halat çekme yarışı yaşanıyordu Türkiye siyasetinde. Biz onlara siz adayınızı açıklayın diyorduk. Onlar da bize siz adayınızı açıklayın diyorlardı. Bugün gelinen noktada biz çektik, onlar geldi. Onlar dayanamadılar. Çünkü aday tartışması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olup olmayacağı noktasındaki şüpheler onların adayını açıklamaya zorladı. Onlar adayını biz istediğimiz zaman açıkladılar. Biz adayımızı biz istediğimiz zaman açıklayacağız. Siyasette psikoloji ve psikolojik rekabet çok önemlidir. Bugün Türkiye'de psikolojik iktidar el değiştirmiş durumda. Psikolojik iktidar bugün Türkiye'deki muhalefet partilerindedir. İktidar partileri de psikolojik olarak muhalefete düşmüş durumdalar. Çünkü muhalefete etmek iktidar etmek demek değildir. Eğer siz muhalefete muhalefet etmeye başladıysanız, muhalefetin
her söylediği sözü eleştirmekten başka bir sözünüz yoksa, sürekli muhalefete hakaretler yöneltiyorsanız, demek ki sizin artık muhalefete geçme zamanınız geldi demektir. Muhalefetin de iktidara gelme zamanı geldi demektir. Türkiye'de psikolojik iktidar el değiştirmiştir. Siyasi iktidarın el değiştirmesi için sandığı bekliyoruz. Sandık için gün sayıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi yapılacak bir erken seçime bugünden hazırdır ve dünden razıdır. Eğer cesaretleri varsa hemen 2 ay sonraya, 3 ay sonraya bu Eylül'e sandığı vatandaşın önüne koysunlar. Vatandaş da kurtulsun, Türkiye'de yeni iktidarına kavuşsun. Eğer bir ülkede sandık siyasetin konuştuğu bir şeyse gelmeyebilir. Ama vatandaşın konuştuğu bir şeyse bundan geriye duruş mümkün değildir. Bugün Türkiye'nin Karadeniz'inden Akdeniz'ine, doğusundan güneydoğusundan en batısına kadar, Trakya'sına kadar gündem erken seçimdir. Hiçbir sohbet seçimin günü tartışılmadan sonlanmamaktadır. Tarlada da aynı şey konuşuluyor, fabrikada da aynı şey konuşuluyor, kahvehanelerde de aynı şey konuşuluyor, evlerde de aynı şeyler konuşuluyor. Demek ki vatandaşın gündemi erken seçim, Türkiye'nin gündemi erken seçim, Türkiye gündemini erken seçimi almazsa iktidar her geçen gün biraz daha kan kaybetmeye devam edecek. Bu işin kaçışı yok. En geç seneye Haziran'da, seneye bugünlerde artık sandık önümüze gelmiş olacak. Ama en hayırlısı bu sene sonbaharda sandığı vatandaşın önüne koymaktır.